Merhaba arkadaşlar, ben Mesude Tosun. Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisiyim. Bu benim lisans bitirme tezim. Danışman hocam Profesör Doktor Mehmet Dikkaya'dır. Size kısaca Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı anlatmak isterim. Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı bu kitap 1800'lü yıllarda Grigor Petrov tarafından yazılmıştır. Finlandiya'nın kuruluşunu ve nasıl geliştiğini, yükseldiğini anlatan bir kitaptır. Ancak Grigor Petrov Finlandiyalı bir yazar olmayıp Rus asıllı ve bir konuya göre Rusya'dan kovulmuştur. Yugoslavya ve Bulgaristan'da yaşamış ancak Finlandiya'ya bol bol seyahat ederek bu kitabı yazmıştır. 1923 yılında Saraybosna'da basılmış ve bizim ülkemize geliş hikayesi ise Bulgaristan'da yaşayan Türk insanların sayesinde Türkçe'ye çevrilmiş ve Türkçe çevresi olan kitaplar arasında en çok okunan kitap haline gelmiştir. Ayrıca Atatürk'ün askeri okulların müfredatına konulmasını emrettiği kitaptır. Çünkü kitabın içeriğinde ağırlıkla Finlandiyalı subayların askeri disiplin içerisinde kişisel bakım özeninden tutup arkadaşlarına ve halkına katkısını çeşitli yararlarını anlatan bir kitaptır. Türkçe çevirisi yapılmış ve böylece kitap ülkedeki okullarda geniş çaplı olarak okutulmuştur. Türkiye'deki askeri akademilerde bu eser okunması zorunlu kitaplar arasındadır. Finlandiya'da ise tam tersine kitap neredeyse hiç tanınmıyordu ve Fince ilk kez 1978 yılında çevrildi. 1970'lerde Finlandiya'nın Bulgaristan Büyükelçisi Paul kitap hakkında şu yorum yapmıştır. Bakanlığı çalışanı, yani biraz da ülkesinin propagandasını yapma rolü olan birisi olarak şu paradoksu kabul ediyorum. Hayal ürünü ve çoğunlukla eğlenceli yerleri olan bu kitabın Dışişleri Bakanlığımızın üst düzey uzmanlarının hazırladığı diğer eserlere kıyasla Türkiye'de ve Bulgaristan'da Finlandiya'ya daha çok hayrı dokunmuştur. Bu konuda bilge romanlılarının sözünü anımsamak gerekir. Kitapların kendi kaderi vardır, demiştir. Konusuna gelecek olursak çeşitli başlıklar adı altında anlatmak mümkündür. Bunlardan ilki tarihten ibret almaktır. Başlığımız Kahramanlar ve Milletler'dir. Sonrası Sumi'nin tarihi yer almaktadır. Ben ise diğer başlıklarımızdan biri olan ve kitabımızın asıl karakteri olan Yükseliş Önderi bir aydın Sinelman. Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. John William Sinelman 12 Mayıs 1806'da Soçman'da dünyaya gelmiş ve 4 Temmuz 1881'de Das Kribi'de vefat etmiştir. Sinelman dönemin büyük bir bilim adamı, derin bir filozofu ve ünlü bir siyasetçiymiş. Ancak Sinelman'ın en büyük ünü Fin kültürünü yaratan halk öğretmeni olmasıymış. Bu büyük Finlandiyalı bilge bütün hayatı boyunca şu gerçeği yurttaşlarının zihnine yerleştirmeye çalışmış. Finlandiya her zaman Rusya ve İsveç tarafından işgal edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Güçlü ve emperyalist komşularına karşı direnebilmesi için kültür ve uygarlık yönünden onlardan yüksek olması gerekmektedir. Genelde böyle cümleler kurarmış Sinelman. Sinelman genellikle ülke insanını gazete, toplantı ve benzeri yollarla sürekli ulaşmaya çalışmış ve ülkesinin komşularından daha ileride bir duruma getirmeye gayret etmiştir. Sinelman, yeni yetişen fin aydınlarının en güzel örneğidir. Bir avuç genç öğretmen, din adamları, avukat ve memurlarla birlikte halkın eğitilmesi ve eğitiminin yaygınlaşması amacıyla adeta bir seferberlik ilan etmiştir. Bir avuç aydın insanlara şöyle seslenmiştir. Aydın olmak demek, modaya uygun elbise, şapka giymek ve kolalı gömlekler giyinmek demek değildir. Aydın kesim halkın beyni konumundadır. Halkımız sizi iyi bir eğitim aldıktan sonra yükselen bir gelir elde edesiniz, geceleri eğlenesiniz diye sizi o konuma getirmemiştir. Böyle olanlar gerçek aydın olamazlar. Onlar yozlaşmışlardır. Eğitim almış olanların
tümü milli düşünceyi geliştirmeye, milli ruhu uyandırmaya, milli iradeyi güçlendirmeye mecburdurlar, demiştir. Her fırsatta aydın insanların, halkın eğitilmesini istemiş ve özellikle anne babaların çocuklarına terbiyeyi, ahlaki aşılamasını istemiştir. Halkı evlerinin yapımı konusunda, üzerindeki kıyafetlerin yıkanması, ütülenmesi konusunda, her işi zamanında ve disiplini yapması konusunda da uyarmış ve kendilerini de bunu örnek almalarını istemiştir. Sinelman kışın sekeye denilen kayakla, ilkbahar ve yazın ise normal kayakla, kimi zaman da yaya olarak Finlandiya'ya bir uçtan bir uca dolaşarak halkı aydınlatmaya çalışıyormuş. Ormanlarda ve taş ocaklarında çalışan genç veya ihtiyar zeki insanlarla karşılaşınca onlarla sohbet ediyor, kitaplar veriyor, adreslerini alıyor ve onlarla mutlaka mektuplaşıyormuş. Ve sık sık gazetelere aydınlanmakla ile ilgili yazılar yazıyormuş. Öğretmenlerin de öğrencileri daha iyi eğitmelerini istiyor ve hatta öğretmenlere bile yaz tatillerinde toparlayıp dersler anlatıyormuş. Bazı öğretmenler söylenseler de onlara bir doktor gibi bakıp hastaları tedavi etmek gerekir diyerek işinin inceliğini ortaya koyuyormuş. Sinelman'ın bu sözleri karşısında adeta hipnoz olan öğretmenler kenetlenerek cehalete karşı müdahalede onun yardımcısı olmuşlar. Bunlardan her biri bir süre sonra ülkede büyük bir kültür ve uygarlık kaynağı oluvermiş. Gibi genelde kitabımız bölüm bölüm gitmektedir. Diğer başlıklarımıza bakalım. Memurlardan, kışladan, futboldan, anne baba ve çocuklardan, Halk Üniversitesi, Haydut Korakep, Järvinen Okunen, Thomas Gulbe gibi konulardan da genelde bahsediyor. Özellikle futbol konusunda yazılara tekrar bakmamız gerekiyor. Çünkü 100 sene önce yazılan bu kitabın futbol konusunda okuduğunuzdan sanki günümüz Türkiye'sini anlatan bir gezginin yazısını okuyormuş gibi hissediyorsunuz. Bunlara da bir göz atalım. Gençlik ise kendini İngiliz sporlarına ve daha da kötüsü futbola kaptırmıştı. Eğitimlerini henüz tamamlamamış olan Avrupa gençleri arasında futbol adeta bir din olmuştu. Diğer ülkelerin gençliği de bunlardan etkilenerek futbolu bir ibadet şekline soktular. Bundan daha da zevk alanlar futbolu bir bilim ve sanat dalı gibi görmeye başlamışlardı. Sokaktaki halkı heyecanlandırarak geçinen boş kafalı ve cahil bazı gazeteciler gençliğin bu yeni tutkusunu kışkırtarak sömürme yoluna gitmişlerdi. Futbol için ayrıca köşe yazıları konulmuş ve sığır bacağı gibi güçlü bacakların meziyetinden uzun uzadıya bahsetmek artık gazetecilik sayılır olmuştu. Sinelman'ın döneminde Finlandiya'da da aynı şeyler yaşanıyordu. O zamanlar Fin gençleri ciddi düşünce uğraşına henüz alışmamışlardı. Ciddiye alınabilecek hiçbir düşünsel ilgi ve üretimleri yoktu. Finlandiya Rusya'ya ilhak ettikten sonra artık İsveçlilere karşı milli kin beslemek, onlarla mücadele azmi taşımak gibi milli duygularda körelmişti. Bomboş bir kafa ve zamana sahip olan Fin gençleri için de futbol en ciddi, hatta dinsel bir uğraş haline almıştı. Bulaşıcı salgın hastalık gibi futbol, kent gençliğini etkisine almakla kalmamış, nüfusu kalabalık köylere bile girmişti. Futbol, bütün bir neslin düşüncesini ve duygularını kendi egemenliği altına almış bir hastalık olmuştu. Futbol kulüpleri ve federasyonları bitkin bir vücutta türeyen sivilceler ya da bataklık sinekleri gibi çoğalıyordu. Manda ayağı gibi güçlü bacak o günlerin iftihar sembolü olmuştu. Sinelman ile arkadaşları gençlerde zeka dolu beyinlerin yerine güçlü manda ayaklarının oluşmasına razı olmadılar. Bütün bir neslin düşünce yönünden çıplak kalmasına tahammül edemediler. Kitabımızın diğer bölümü ise anne, baba ve çocuklar bölümü. Bundan da size kısaca bahsetmek istiyorum. Yeni nesillere akılcı bir terbiye verme meselesi. Sinelman bütün ümidi gençlikte aradığı için sık sık onları azarlıyor ve çoğu zaman da anne babalara kızıyormuş.
Bunların böylesine taşkın, terbiyesiz ve şımarık olmaları anne baba eğitimine bağlıyormuş. Sinelman sık sık şu cümleleri kuruyormuş anne babalara. Kabahat gençlerde değil, sizdedir. Siz gençleri nasıl terbiye ederseniz onlar da öyle yetişir. Gençlere verdiğiniz terbiye nedir? Hiç. Genellikle anne babanın öğütler vermesinin yeterli olmadığını, kendi davranışlarında da çeki düzen verip çocukların ne denli davranmasını istediği gibi onların da davranmalarına yansıması gerektiğini söylüyormuş. Yani şöyle diyor, ne ekerseniz onu biçersiniz, ne pişirirseniz onu yersiniz. Böylelikle kitabımızın son bölümüne yaklaşmış olduk. Son bölümünde de başlıklarımız şu şekildedir. Halk Üniversitesi, Jarvinen, Okunen ve Gulben'in nasıl kral olduğu. Bu bölümde reçel kralı olan Jarvinen nasıl yükseldiğini bir konferans sonucu arkadaşlarıyla yaptığı konuşmadan etkilenerek birinin reçel kralı, yumurta krallığı, üçüncüsü ise ayakkabı krallığının doğuşunu anlatmaktadır. Diğer başlıklarımız da şöyledir. Köylüler, işçiler ve imalatçılar. Burada da reçel krallığını, yumurta krallığını ve ayakkabı krallığını anlatmaktadır. Kendini halkın sağlığına adayan doktor. Burada da güzel bir doktorun oluşumu, işte halkına yardımını filan anlatmaktadır. Slaytım burada bitmiştir. İyi günler dilerim.